Yaşar Usta merhaba. Merhaba efendim, iyi günler. Seni bir tanıyalım mı? 45'ten bağlamıştım. Yılların emek verilmiş olduğu... 45'ten bağlamıştım. Hayvanlara nal çakıyordum. Hayvanlara yıllardır emek verdik yani. Sonuç bu. Nalbansın değil mi? Nalbandız efendim, evet. Kaç yıldır bu iş yapıyorsun? Aşağı yukarı 40 yıl oldu. 40 yıl? 40 yıl oldu. Burada mıydın? Adada mıydın? Büyükada'da çalıştık. Burada 30 senem de burada geçti. Hep adalarda. Hep adalardayız. 40 senedir adalardayım. Peki nerede bu tezgahın bu muydu? Burada mı dövüyordun? Tezgahın buydu. Tezgahın buydu. Burada çalışıyorduk. Arkadaki dolapları gördük. Arkadaki de dolabımız işte. O senin dolabın. Malzeme dolabı. Bu malzeme dolabın. Malzeme dolabı. Yani burada bütün Heybeli'nin hatırası, emeği, hatırası yaşanmışlığı bu, evet, evet. Bu tezgahta dövülmüştür diyorsun. Hakkı bu yana göre. Yok, kölgede duruyorum ki. Bu örste dövülüyor. Bu örste dövülüyor. Örs ve çekiç burada. Çoluk çocuk. Çoluk çocuk var tabii ki. Kaç tane? Ne yapıyorlar? Ne iş yapıyorlar? Çocuklar her biri bir dağıldı. Dağıldı çocuklar. Daha Heybeli'de senden sonra da bu iş bitmiştir artık zaten. Bu saatten sonra sepetlik olun, herkes yoluna. Değil mi? Bu iş bitti burada. Evet. Yalnızca faytonculuk, at sürmek haricinde bir sürü de iş kolunu barındırıyor esasında. Bu faytonda her bir parçasından bir aile geçiyor. Her bir parçasından. Faytonun her bir parçasından bir aile geçiliyor. Mesela tekerlekçisi ayrı, hasırcısı ayrı, efendim araba... Tekerlekçisi ayrı yani, ayrı. Marangoz ayrı mu? Evet, ayrı. Evet, o tekerlek yapıyor. Tekerlek yapıyor. Sepet dediğin? Sepetleri başkası örüyor. Oturduğumuz koltuklar. Hasır oluyor, hasır, sepet. Hasırları. Koltuk yani. Koltukların olduğu, arkasında olduğu hasırları birisi yapıyor. Döşemeleri... Birisi yapıyor. Perdeleri birisi yapıyor. Efendim, makasları birisi satıyor. Ondan sonra... Makas dediğin... bu demir aksamı. Aksamı. Ağaç aksamını gene başka bir usta yapıyor. Ağaç aksamını. Arabanın ağaç kuruluş aksamını... Arabanın kasasını ana gömü. Başka birisi yapıyor. Onu geçelim. Nalbat, atlar için nalbat var. Efendim koşumcuları var. Koşumcu ne? Saraçları var. Bakın o hamutları falan yapalım yanınızda. Onları yapar. Ondan sonra yemcisi var. Samancısı ayrı. Seyisi ayrı, sürücüsü ayrı, yani bunların hepsi bu arabadan geçiniyor, faytonlar. Ha, biz böyle büyük bir şey istemedik şimdiye kadar. Ha, kendi yağımızla kavrulalım, kavruluyorduk yani. Ama az, ama çok, bir zaman az olur, bir zaman çok olur. Yani dengeleme yapıyorduk. Ha, aç kalmıyorduk, açık kalmıyorduk. Öyle kendimizi götürüyorduk. Ama şimdi geldiler, o hakkımızı aldılar. Yani sizin anlayacağınız bu işi, bu araba olayı, fayton olayı, efendime söyleyeyim, bir süre millet bundan geçiniyordu. Trakya'sıydı, Anadolu'ydu. Anlayacağım, 33 kişi bundan ekmek yiyordu. Bundan ekmek yiyordu yani. Bunun birbirine bağlantılıydı bu iş. Tabi zaman böyleymiş, şimdi yapacak bir şey yok. Artık devlet ne derse ona da bir şey diye, kimsenin de bir şey diyeceği yok. Kimse istemez ki işinin bozulmasını. İşinin kimsenin işi bozulmasını istemez ama yapacak da bir şey yok tabii, ama çok kişi bundan sebepleniyordu yani. Evet. Bu iş yalnızca bir işten iş olmasının yanı sıra bir aile gibi bir böyle bir yaşam alanı yani, birkaç
iş kolu, bütün aileler, bu işi yapan insanların aileleri birbirleriyle ilişkideler. Faytoncu ailesi diye bir aile kavramı var. Babadan, dededen faytoncuyum diyenler var. Değil mi? Şöyle söyleyeyim size, benim çocuk Mustafa'mıza askeriye binmiş, hastanenin ambulansı fayton. Ondan sonra şeyleri, onların kumayanlarına getiren fayton. Fayton. O zamanlar hep çoğu Rum'du burada çalışanlar, faytoncular. Gençler hoş geldiniz. Bizim şimdi yani mevcut olan arkadaşlarımız onların seyisliğini yapardı. Sonradan onlar bıraktılar, işi sattılar Türklere. Ondan dolayı... Bu dediğin kaç yıllarını söylersin? Abi ben 57 doğumluyum işte. Anladın mı? Ya bizim çocukluk zamanı... Sen gördün yani. Gördüm tabii, ne demek gördüm. Gördüm. Ne demek gördüm? Yani Rum ustalar var, Rum ustalar faytoncuydu, doğru mu? Rum esnaf? Faytonların sahipleri hep Rum'du. Buradaki esnafın çoğu 30-40 senedir. Herkes bir aile olmuş. Yani ben 40 senedir yapıyorum bu işi. 40 senedir de başka bir şey yapıyorum. Hep dededen oğula babaya geçiyorsunuz ya. Aynen devam ediyor.